hoş geldiniz. Spor gecesiyle birlikteyiz. Bir haftalık aranın ardından Gökhan Dinç'le birlikte 360 ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. 10. haftanın heyecanıyla. 10. hafta dün Ankara Gücü Trabzonspor karşılaşmasıyla açıldı. Trabzonspor Abdullah Avcı ile 2-2 yaptı. 1-0. İlk maçı da 1-0 kazanmıştı Erzurumspor maçını. 1-0'a bağladı Trabzonspor. Bugün Gaziantep kendi evinde Yeni Malatya ile 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir 3-0 öne geçtiği maçı Denizlispor karşısında 3-3 tamamladı. Ve Galatasaray son yıllarda hep zorlandığı Çaykur Rizespor deplasmanında bu kez 4-0'lık galibiyetle yüzü güldü. Artık gözler yarın oynanacak derbiye çevrilmiş durumda. Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19'da karşı karşıya gelecek. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. 10. hafta heyecanıyla izleyicilerimizle birlikteyiz. Bugün ayrıntılı Çaykur Rizespor Galatasaray maçını konuşacağız. Ama düne de döneriz. Ankara Gücü Trabzonspor maçını da konuşuruz. Trabzonspor Abdullah Avcı ile kazanıyor. 3 puanı alıyor ama oynanan futboldan memnun mu acaba Trabzonspor taraftarı? Ayrıntılarıyla konuşuruz. Derbiyi de konuşuruz. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. İki kulübün kendi Twitter hesabında böyle bir ergen tavırlar var. O ona algı diyor, o bilmem ne diyor filan. Yani böyle bir çok hani seviyenin düşük olduğu diyelim. Seviyenin en güzel olduğu yerle başlayalım. Başlayalım. Kadın ritmik jimnastik milli takımımız tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Mükemmel abi. 3 çember 2 labut. Bakıyorum çünkü isimlerini okuyacağım tek tek. 3 çember 2 labutla Avrupa şampiyonu oldular. Kızlarımızı ayakta alkışlıyoruz. Peki onlar kimler? Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan ritmik jimnastik grup milli takımı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu, yani bizim bu zamana kadar tarihimizde madalyamız yok. Helal olsun. Hani kızlara. Biz acaba Avrupa olimpiyatlara gider miyiz dediğimiz bir branşta bu kızlar aslanlar gibi çıktılar, Avrupa şampiyonu oldular. Başta çocuklar olmak üzere. Onları yetiştiren antrenörler. Atletizm Federasyonu, Jimnastik Federasyonu. Ne bileyim aklınıza gelen bütün amatör branşlardaki bu kızlar federasyon başkanları, antrenörler. Herkesi tebrik ederiz. Antrenörler, Olimpiyat Komitesi, Milli Takım, Bakanlık, şu bu aklınıza kim geliyorsa üzerlerinde bir şöyle kum tanesi kadar hakkı kimin varsa hepsinin helal olsun. Çocukları ayakta alkışlıyorum. İnanılacak gibi bir şey değil. Anlatan yabancı spikerleri dinliyorum. Yani bu zamana kadar ne Avrupa şampiyonası ne dünya şampiyonası bir yerde biz başarılı olamamışız ve biz derbiyi konuşuyoruz. Öyle başlamayalım istedim. İyi yaptın. Böyle başlayalım istedim. Maradona ölüyor. Bütün dünyadaki spor gazeteleri birinci sayfalarını Maradona'nın ölümüne tam sayfa ilan gibi 9 sütuna manşet. Bizde abi derbiye 3 gün kaldı. Maradona gitti ya, Maradona. Diego Armando Maradona öldü. Toprağı bol olsun ya. Toprağı bol olsun tabii canım. Ne diyelim ki abi? Yani. Çok büyük futbolcuydu. Ama yani örnek alınacak bir insan da değildi. Yani. Bak yine aynı tartışmayı açacaksın belli. Ha, i̇yi futbolcuydu abi. Dünyanın en büyük futbolcusuydu. Gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Kim desen ben Maradona derim. Maradona gibisi de gelmeyecek bir daha. Ya onu bilmiyorum. Benim bu gözler görmez. Bu gözler görmez. Belli olmaz yani. Bu gözler işte. Maradona ile şu kadar geldi, yakından. Ronaldo bak şu geldi. Kadar yakından şöyle şuradaydı Maradona. Sağ omzuma dokundu 98 yılı. Sağ omzuma dokundu. Yüzüme bakarak Diego Armando Maradona dedi. 20 yaşında ya varım ya yokum. Senin yani. Enteresan bir bağın var Maradona'yla. Evet. Çok seviyorsun yani. Başka bir yere örnek olmak diyorsun ya mesela. Maradona ya da herhangi biri. Arda Turan, Maradona, Burak Yılmaz, Sergen Yalçın, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel. Hiçbir sporcunun böyle bir misyonu yok ki. Tabii ki yok. Yani ben örnek alma kardeşim. Alacaksan örnek niye futbolu. Niye seversin? Vay peki, efendim diyorlar niye ki. Niye seversin? Maradona'yı niye seviyorsun? Yeteneğinin dışında niye seviyorsun? Yani yeteneğiyle de biz çok fazla şey yetişemedik. O kadar çok şey söylerim futbolcuna ki. Futbolcuna biz çok yetişemedik yani bizim jenerasyonumuz. Bizden biraz daha... Nasıl yani, yetişemedin? 4 yıl yetişemedin. Işte, 82, 4 yıl, 86'da yani. Beraberdik yani. Tamam. Şey beraberdik derken ekran karşısındaydık ya yani. Orada da sen daha 8 yaşındaydın yani. Evet. Onu söylüyorum. 8 yaşında... Yani daha ama sonra hiç bırakmadım Maradona'yı ben. Tamam doğru ama... Ya bir de 18 yaşında tanıştım mesela adamla yani. Ya şunu da anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir futbolcuydu. Evet. Yani yeteneği tartışılmaz. Ya zaten yani yaşam tarzı tasvip edilecek bir adam değildi.
Yani sana ne ki zaten? De bana ne tabii. Yani babası değilsin, kardeşi değilsin. Niye seversin oğlu yani? Oğlu değilsin. Niye? Gökhan Dinç niye Maradona'ya hayran yani? Neyine hayran? Neyine hayran? Futbol sahada yaptıklarına hayranım. Hayata bakış açısına hayranım. Maradona'nın şöyle bir lafı var. Bak bu bile yeter aslında. Hayata bakışına işte o hayranlığın hayata bakış açısına hayran olmak, ben Maradona'nın bir hayata bakış açısı olduğunu düşünmüyorum yani. Adam yani gerçekten Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Ama enteresan adamdı ya. Yani evet, enteresandı. Da yani ne anlamadım ki, hayata bakış açısı olduğunu bilmiyorum ne demek ya? Sen adama hiçbir şey bilmiyorsun ki adamla. Adamla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Geçmiş bana mı karşıma diyorsun ki Maradona'nın hayata bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum gibi anlamsız bir cümle sarf ediyorsun. Hayır abi. Maradona'nın bakışını ben sana anlatayım. Bak bakışını Maradona anlatayım. Örnek alınacak Haluk bir karakter ben miydi? Ben sana bakışını anlatayım. Efendim, örnek dinle. Alınacak bir karakter miydi? Haluk efendi bir dinle. Ya adam uyuşturucu. Ya örnek alma, orasını örnek alma. Ya Maradona'nın oğlu musun ki sen Maradona'yı örnek alacaksın? Senin çocukların seni örnek alsın. Abi hayata bakış sen kendi çocuklarına başkası hayat anlatacağım bir fırsat vermiyorsun ki abi. Peki, adamı yerden önünün arkasından iyi konuş bir adam. Tamam iyi konuşuyorum zaten. Hani çok iyi konuşuyorsun olacak. Rezil bir adamdı falan filan. Rezil adamdı demek. Örnek alınacak nesi vardı falan diyorsun. Ya ayıp ya, bir kere bir kendine gel ya. Bir kendine gel ya. Bir şöyle salla kafayı, kendine gel. Adam diyor ki bir cümlesini söyleyeceğim. Uyuşturucu batağına düşmüş bir adamdan bahsediyor. Ya sana ne, sana ne? Nasıl ve bunu itiraf etmiş adam. Ya adam ben yani uyuşturucu. Ya adam uyuşturucu batağına. Bu adama nasıl hayran olayım ben yani? Onu söyle. Sen o tarafına hayran olma. Futbolundan ya bahsediyorum. Ya izlemedik diyorum. 10 ya sen izlemedin izledik. Kardeşim. 10 izledik. 10. Ya sen 10 yaşındaydın. Ben 8 yaşındaydım. 86 ya. Dünya Kupası'ndan sonra herif her yerde takip ettim abi ben. Ya bu gazetelerin küpürlerini kesmiş. Maradona'nın futbolculuğun dışında neyini seviyorsun abi? Hayata bakış açısını. Onu merak baktığı ediyorum. Yanı, tamam, baktığı tarafı yani. Orayı söyle bana. Söyleyeyim sana. Biz futbolcular diyor, ağzımızı açsak stres diyoruz diyor. Baskı diyoruz diyor. Baskı dediğiniz nedir biliyor musun diyor? Günlük kazancı 5 peso olup evdeki çocuklarına bakamayan aile babalarıdır. Baskı hissedecek olanlar. Baskı kimin üzerinde olur biliyor musunuz diyor. Sabah saat 6'da işe gidecek olanların üzerinde baskı tamam, olur. Tamam bunu Mourinho da söyledi. Tamam ben Mourinho'ya da hayranım. Tamam. Yani Mourinho'ya da hayranım. Bir kurduğu bir... Ama ben bir de değil taraftan... Ben sana yüzlercesini söylerim. Ya bir kere... Tamam bir... peki abi toprağı bol olsun ya. Sen ben burada Maradona'nın karakteri mi konuşulacak? Maradona deyince ilk aklına senin uyuşturucu mu geliyor? Maradona dendiğinde bu mu geliyor? Yapma gözünü seveyim. Maradona deyince aklıma ne geliyor? Ha, ne dünyanın geliyor? En büyük futbolcusu. Tamam bitti. Tamam öyle geliyor. Onu hiç konuşmuyorsun ama diyorsun ki örnek al. Ya alma kardeşim öyle. Kimsenin öyle bir şey misyonu yok. Abi. Ne şarkıcının, ne sanatçının, ne ressamın, ne bilmem neyin, ne bir şey. Ben, başka hiç kimsenin. Ben bir adım tanınmış hiç kimsenin. Ben, birisine örnek olmak gibi bir misyonu yok kardeşim. Arda'nın da yok, Sergen'in de yok, ne bileyim piyanist birisinin de yok, ressamın da yok. Yani hiç kimsenin yok abi böyle. Ona bakarsan bir sürü insanın bir sürü problemi var. Geçmişine döndüğünde baktığında. Benim için Maradona'nın kaybından ama daha üzüntü verici olan şey ne biliyor musun? En azından ben kendi adam şahsi bunu, adam. En azından Yılmaz bunu. Vural'ın şu anda Covid tedavisi yoğun bakımda olması beni daha çok üzüyor. Ya herhalde üzer. Ya herhalde tabii canım ama burada bir ölmüş adam. Allah rahmet eylesin. Ya bir de şu anda halihazırda güçlü olduğunu düşündüğüm Yılmaz Vural'ın tedavisi var. Yılmaz Hoca da eminim ben 1-2 güne kalmaz iyi haberini alacağız. Yılmaz Hoca'nın tedavisi daha çok ilgilendiriyor yani hastalığı. Ya Allah Allah. Ben şimdi bak ya Allah tribüne oyna işte abi. Niye sanki ben Yılmaz Vural'a Yılmaz Hoca'yı sanki yani hiç önemsemiyorum hocanın falan. Hocanın durumu yani. Da bugün daha iyiymiş. Bugün oğlu açıklama yaptı. Allah'ım ya Rabbim ya. Hocam kalk ayağa sen onu da tokatlarsın ya. Aynen. Covid neymiş yani? Tak tak yaparsın tokatlarsın. Bir de ikinciye yani. Yakalandı hoca. Akhisar'dayken de yakalanmıştı. Peki yani sen ben... Sen ısrarla öyle olmadığını söylüyorsun. Ben hocayla konuştum çünkü. Abi hastanedeyken benim testlerim negatif demişti. Yanlış hatırlamıyorsam öyle demişti yok, yani. Yok, abi, neden beni tutuyorlar? Takımda birisi var. Abi filyasyon sebebiyle tutmuşlar karantinada. Ben öyle hatırlıyorum hocayı. Ben de ikinciye... Yani ikinciye yakalanıp ikinciden de kurtulup... Yani İlkini o zaman... zaten hafif atlatmıştı. Ayakta atlatmıştı. Hastaneye yatmamıştı benim bildiğim. Öyle hatırlıyorum. Hocaya geçmiş olsun dileklerimizi geçmiş iletelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Peki. Hocam bir an önce çık. Kalk yani, ne oldu hocam? İkinci mi değil mi ne oldu? Türk futbolunun gülen yüzü abi. Tabii canım. Yani Yılmaz Vural deyince hepimizin yüzünde bir tebessüm oluşuyor. O sebeple çok değerli Yılmaz Hoca. Allah uzun ömür versin. Ya o sebeple değil canım. Gülmese de değerli. Değerli. Yani gülmese de değerli. Hepsi değerli. Yani kendisiyle dal geçebilen eğlenceli, müthiş bir futbol adamı. Aynen. O anlamda kendisini çok seviyoruz. Bir an önce de sağlığına kavuşmasını diliyoruz.
bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz. Gelelim Çaykur Rizespor Galatasaray maçına. Ya o kadar çok konu var ki aslında. Şimdi işte penaltı, o yani penaltı mı değil mi? Ya bugün öyle enteresan bir şey oldu ki. Başakşehir maçının da uzatma dakikalarında artık 94. 95. dakikada filan Denizlispor bir penaltı kazandı. Mustafa Yumlu ile Şikertel. Aynı pozisyon. Bugün birebir. Aralarında birkaç saatlik bir fark var. İkisinde de VAR tarafından verildi. Ya yani kimi penaltı değil diyor. Kimi işte benim futbol anlayışıma göre diyor. Yani hani sana göre bana göre bir pozisyon da değil. Yani suratına bir temas var. Dirsek turasına giriyor. Hani bu çok konuşuldu. Üzerinde çok duruldu. Yani hep öküzün altında buz var. Sence penaltı mı pozisyon? Başakşehir aleyhine verilen ve Çaykur Rize aleyhine verilen penaltı pozisyonunun penaltı olmadığını söyleyen her kimse mutlaka bir hesabı vardır. Çok net söylüyorum. Mutlaka bir hesabı vardır. Yani bu kadar açık ve aleni bir şekilde penaltı olabilecek pozisyonla ilgili çok tartışılır. Bence ben olsam vermem demiş Erman Hoca mesela. Yapma hocam. Yapma hocam sen. Sen yapma yani. Ben olsam vermem. Ben olsam vermem diye bir şey yok ki. Ben söylesem onu benim stüdyoda döver. Erman Toroğlu. Ben olsam vermem desen döver. Alır o sopa var ya bir tane. Çim okey sopası. Alır onu kafanda kırar senin. Ben olsam vermem ne demek? Kural ne diyor? Penaltı diyor. Bitti abi. Neyi tartışıyoruz biz? Neyi tartışıyoruz? Şöyle. Böyle bir şey olamaz. Bir de çok ilginç bir şey var. Çok ilginç. Çok pardon. Bunun kadar, en az bunun kadar ilginç bir şey var. Çaykur Rizespor takımının oyuncu grubundan 3 tane oyuncuyu, kaleciler hariç, pozisyonlarıyla say desen sayamayacak adamlar, bugün Çaykur Rizespor teknik direktörüne neredeyse maçı Galatasaray'a sattı diyorlar. Eğer doktordan bahsediyorsan onu söylüyor. Ha doktordan mı? Doktor değil mi? Thomas şey, Kubilay. Doktor Kubilay. Thomas Galatasaray'da oynadı ya. Fenerbahçe'de de oynadı. Onu unuttu herhalde. Galatasaray'da oynadığı için maçı Galatasaray sattı diyor. Yani açık açık onu söylüyor doktor. Doktorun bir yemini var ya. Hipokrat yemini. Dil, din, ırk, renk, mezhep, takım gözetmeksizin bu diplomanın bana takımı sağladığı... Takımı sen ekledin galiba. Bu da bu diplomanın bana sağladığı. Hipokrat yemin var abi, baktım ya var. Ha böyle bir şey var mı abi ya? Ya ne yapıyorsunuz abi siz? Fenerbahçe TV'de maç yani sonu yayına çıkıyor ya. Ya abi? Hayır, Fenerbahçe TV, Fenerbahçe yani, TV'de Ali Koç'a iyi gözü... paranın hakkını vermeye çalışıyor işte. Ya hocam yapma Allah aşkına. Kafayı yemiş insanlar ya. Ya delirmişler. Yani mesela delirmiş bir olmaları şey, lazım. Ben bir şey yani. Söyleyeceğim. Şimdi ben mesela doktor hoca... Ya başımızın üstünde yeriniz var samimi Hiç söylüyorum. Hiç benim yok. Var. Benim yok. Benim var. Benim var. Bütün doktorlarım var. Benim yani o doktorun yok. Bütün doktorlarım var o doktorun yok. Abi çünkü yok, nifak tohumu bir insana Thomas'a ya sana ne Thomas'ın avukatı mısın? Thomas savunsun kendisini. Şike yapmıştır diyen bir doktora benim saygım yok kardeşim. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Saygı duy abi. Türk hekimidir. Saygı duy yani. Duymuyorum. Saygı duy kardeşim ya Allah Allah. Ya, Türkiye. Duymazsan duyma be bana ne falan diyor. Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeceğim abi. Ya ne olur yanlış anlamayın hocam beni ya. Dinliyorsanız mutlaka bir yer birileri de atar size de. Ya mesela ben bağırsaktan bahsediyor muyum abi? Mesela ben bağırsak konuşuyor muyum abi? İstatistik çıkartayım ben. Hoca biliyorsun kupon da verdi. İddia programı da yaptı. İstatistik programı da yaptı. Her şeyi yaptı abi ben hoca. Ben buna karışmam. Futbol bu. Her şeyi yaptı. Hayır ben karışsın da bak şunu söyle ama böyle olmaz lan. Böyle olmaz. Vallahi olmaz ya. Yani hocam doktorsun. Sabah kuşağında bakıyorsun. Doktor programı, sağlık programlarında hoca tarif veriyor. Bak iç hastalıkları, bağırsak şöyledir, bilmem ne böyledir. Şuna bak, buna bak. Ben ince bağırsak, kalın bağırsak anlatıyor muyum abi ya? Abi senin uzmanlık alanın değil o. E tamam işte abi o zaman da yani ya ne olur. Hocanın uzmanlık alanı. Ben o anlamda bir şey söylemiyorum. Hangi ben... uzmanlık alanı hocanın? Ya hocanın sağlık uzmanlık alanı abi. Ya futboldan bahsediyorum ya. Futbolda da uzmanlaşmış işte abi. İstatistik yapmış bir şeyler yapmış. Ya ben ona da karşı değilim. Ya ben karşı ama olduğunu sen, söylemiyorum ama. Ama sen Fenerbahçe şimdi, TV'de program yapıyorum bak sen diye. Sen şu iyi doktor abi, diyebilirsin bak Fenerbahçe bir dakika. Fenerbahçe TV'de program şu... yapıyorum diye. Neyse abi. Yani oradan bir para kazanıyorum diye ya da kazanmıyorsan da bilmiyorum. Gönül bağıyla yapıyorsan o da başka bir durum. Yani oraya sempatik görünmek için
Ya top Galatasaray'ın oynadığı bir maç sonrası falan böyle bunlar çok ucuz ya hocam. Yani sana senin zekana yakışmıyor ya. Vallahi yakışmıyor, billahi yakışmıyor ya. Sen biz sana değerli adama değerli bilim adamı dedik. Yok saygım yok falan dedin. Hayır. Ne oldu bir tornistan gel? Mesaj mı geldi hocadan? Ben şimdi hocanın ne attığını okuyayım sana da ben de gördüm çünkü bugün. Şey yaptım, alıntıladım. Tamam gördüm canım ya işte. Hoca diyor ki tam okuyalım da sonra sıkıntı olmasın. Galatasaray abi bugünkü istekli, teknik ve çabuk oyunuyla bu maçı zaten alırdı. Zaten alırdı. Bu ayrı. Ama teknik adam Thomas'ın çıkardığı kadro ve taktiği, eğer taktik varsa tabii, tartışılır ve rahatsız edici diyor. Rahatsız edici diyor. Bir de şunu söyleyelim hocaya. Yani. Galiba bir tane daha bir şey var Remy ile ilgili. Hocam Remy de bir önceki hafta Hatay maçında 88'de oyuna girdi. Neden? Çünkü Covid geçirmiş. Evet yani 88'de. Yani, Thomas gerizekalı. Ya yani bilmiyor Remy'yi. Adam gelir gelmez onu kesti Remy'yi oynattı. Tamam. Yani elinde. Yani Thomas bilmiyor Remy'yi oynatmayı. Doktor şeyden Sırça Köşkü'nden diyor ki bak Remy'yi oynatmadı satmış demek ki bu maçı diyor. Ya bu kadar bu kadar basitse. Şu Galatasaray'ın. Yani futbola bakış açınız bu kadar basitse çık ben Fenerbahçe TV yöneticisi olsam sizi o programa çıkartmam. Çünkü olur demek canım. Ki tek sermayeniz Fenerbahçe taraftarına sempatik görünmek. Tamam ya hocayı da şimdi cevap hakkı yok. Var hocam. Yok ya bir cevap hakkı da yok. Hakkınız varsa... Cevap varsa Twitter'dan kullansın. Cevap hakkı da yok. Bende yok. Olmaz, program. Olmaz. Olmaz. Öyle bir şey yok. Böyle bir faşizan yaklaşıma gelmem. Abi ben hocam cevap hakkınız vardır. Benim numaram Tunç'ta var. Alın Tunç'tan. Bağlanmak istiyorsanız da bağlanın hocam. Bu işler o kadar saçma sapan yerlere gidiyor ki. Koskoca doktor okumuş eğitimli bir adam. Yani Thomas'ı maç satmakla itham ediyor. Yapma hocam. Öbür taraftan olmaz. Fenerbahçe Beşiktaş Başkanı çıkıyor diyor ki bu diyor Ali Koç'un yanında çalışıyormuş diyor. Öbürü diyor ki algı diyor. Garip garip tweetler falan paylaşılıyor. Ya abi bak vallahi kalmadı ya futbol kalmadı. Bitiriyoruz bak hep el birliğiyle futbolu bitiriyoruz. Rıdvan Hoca haklı o zaman öldürüyorlar futbolu yani. Rıdvan Hoca da bugün mesela enteresan yani pozisyon kurala göre penaltı diyor ben vermem diyor. Bugün Tümer'i beğendim. Tümer'in bir yorumuna denk geldim. Tümer Metin'e buradan selam olsun izliyorsa. Diyor ki abi biz diyor hep şöyle diyoruz. Abi bu futbol biz sağdan geldiğimiz için diyor. Hani bu hareketler sarı kart olmamalı, penaltı olmamalı falan diyoruz ya diyor. Belki de işler değişti diyor ya. Artık bizim kendimizi upgrade etmemiz gerekiyor belki de diyor. Yani kural buysa. Ama upgrade diyor değil mi? Upgrade diyor. Geliştirmek demiyor yani. Aynen. Upgrade demesin Tümer. Tamam bizim de kendimizi sevgili yenilememiz kardeşim. Lazım diyor yani. Geliştirmemiz aslında. Lazım. Tamam, geliştirmemiz, yenilememiz lazım. Yani, belki de evet. Yani. Anladın mı? Demek ki Rıdvan Hoca'nın da kendini yenilemesi gerekiyor. Tümer'in de yenilemesi gerekiyor. Ben bir kez çünkü kural buysa abi ne yapacağız biz bunu? Ya adam dirseğiyle. Çünkü kural buysa Gökhan bir maçta uygulanıp bir maçta uygulanmaması demek daha büyük krizlere neden oluyor. Şimdi dönelim. Galatasaray bugün harika top oynadı. Ayakta alkışlanacak çok isim var. Ben Taylan'ı bunların başına yazarım. Oğulcan'ı bunun başına yazarım. Gerçekten Şenol Hoca hafta içerisinde bir toplantı yaptı basın mensuplarıyla. Bizler de davet edilmiştik sağ olsunlar nazik davetleri için ama işimiz olduğu için dahil olamadık toplantıya çok üzgünüz. Orada çok güzel şeyler söylemiş mesela kadro konusunda hata yapmış olabilirim diyor. Mesela Yusuf'u oynatmamak. Bence Taylan'ı çağırmamak da. Milli takım almamak da Şenol ama artık bundan sonra alır herhalde. Niye? Bugün attığı gol sebebiyle mi? Hayır. Yoksa kamuoyunun baskısı sebebiyle? Kamuoyunun baskısı değil, Taylan'ın baskısı sebebiyle. Taylan'ın üzerinde bir baskı. Zaten bir çocuk oynuyordu sezon başından beri. Üzerinde daha da iyi bir baskı. Ya bugün çok muhteşem bir gol attı ya. Yani bence muhteşem yani. Ayak içiyle böyle ayak yapıyor içiyle, zaten vurduktan sonra. Tabii canım pıt diye atıyor öyle bu uzağa. Attı golü golden sonra böyle yapıyor işte, aldı farkında yani. İşte bu çocuk artık bu çocuktan kimse formayı alamaz. Oynuyor çünkü. Yani... Galatasaray'ı tebrik ederim. Bu kadar iyi ve rahat bir oyun oynayacağını ben tahmin etmiyordum açıkçası. İyi çok bir oyun. Çok eksiği var Gökhan. Arda yok. Yani sayalım mı? Sayma abi sayma. Yeter. Herkes aynı şeyi sayıyor. Abdurrahman Bayrak sayıyor. Fatih Hoca sayıyor. Kazandıktan sonra herkes tabii ortaya çıkıyor da yani iş. Abdurrahim Bey yine var. Yani, tabii. Abdurrahim Bey yine ortada yani. Aslanlar gibi. Kazanınca Abdurrahim Bey de var. Ne güzel abi. Seçim yok Galatasaray'da. Ben onu burada sana söylemiştim. Mümkün değil ya. İhtimali yok. Evet, hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a. Yani Galatasaray'ı diyorum ya hep, Galatasaray'ın dışarıda düşman aramasına gerek yok. Galatasaray'ın düşmanların hepsi Galatasaray'ın içinde. Yani dışarıda Fenerbahçe falan filan Galatasaray'ın düşmanı falan değil ha.
Gerek yok yani. İçeridekiler daha iyi Fenerbahçeli bak. İçeridekiler yani Fenerbahçe'nin vermesi muhtemel zarardan çok daha fazlasını Galatasaray'ın içerisindeki düşmanlar veriyor zaten. Galatasaray düzelmiş, gidiyor, maç kazanıyor. Sen durduk yere bir seçim gündemi çıkıyor ortaya falan. 4-5 tane aday çıkıyor birden pıt diye. Pıt diye ya. Başkan haklı Mustafa Cengiz. Pıt diye çıkıyorlar ya. Ya bir saat sonra 3 tane adayı vardı abi Galatasaray'ın. Aynen. Bir saat ya. Hemen tweet'e. Ya başkan seçim kararı Burak Elmas. Hemen tweet'e. Hazır mıyız? Hazır tweet'i. Copy paste 11. dakikada tweet attı. Copy paste yapmışlar. Abi yani İddialı bir de. Demek ki abi. Bak 3 başkan bir araya geldi. Galiba Sabah gazetesinin. Turkuaz Medya'nın bir organizasyonuydu. Ha, bu arada Fenerbahçe'ye de haber vermişler. Hoş bana kalmaz açıklamak da. Fenerbahçe programımız çok yoğun demiş. Ali Bey'in programı çok yoğun olduğu için dahil olamadık demiş. Geç haber vermiş. Orada çok önemli. Orada çok önemli birkaç açıklaması var. Mustafa Cengiz Başkan'ın da var. Ama şu var. Ahmet Ağalı diyor ki. O demiyor da ben diyeyim. Yani Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bir metre yanında röportaj verirken bizim oyuncuyla hiçbir alakamız yok dediği oyuncuyu benden daha fazla paraya aldı diyor. Biz 2.2 ile pazarlık yaparken o 2.8'i aldı diyor. O nereden biliyor 2.8'i? Biz bunu sorduğumuz zaman... 2.8'i nereden biliyormuş başkan? Herhalde Sosa'nın kendisi söylemiştir. Sosa mı Novak mı? Bence Sosa olması lazım. Yani Novak 2.8 almıyordur herhalde. Eğer Novak 2.8 alıyorsa Sosa'yı sen düşün. Peki Sosa 2.8 alıyorsa Perotti ne alıyordur? Ya bence o civarda alıyordur o da. Hani ama birer... Perotti şey yani maç başına gelmişti. 30 bin euroya neler değil mi? Var ya. 30 bin euroya değil mi? Neler. Neyse bunlara girince sonra sıkıntı oluyor bende. Bende böyle bir şey anksiyete falan başlıyor. Her an bir açıklama yapılabilir diye hiç gerek yok. Topa girmeyelim ama 2.8 Sosa'ya veriyorsan Perotti'ye de 1 milyon vermezsin. Onu bir söyleyeyim yani. Yani 2.8 Sosa'nın aldığını duysa Perotti zaten gelmez. 2.8 belki de almıyor. Çünkü Ahmet Ağoğlu da Novak meselesinde ben çok net hatırlıyorum. Ali Koç'la Ahmet Ağoğlu yan yana geldiler. 800 bin euro. 3.5 vermişiz oldu. Falan oldu. Şimdi Ali Koç yok. O ortamda Ahmet Ağoğlu diyor ki biz 2.2 pazarlık yaparken 2.8 verdiler diyor. Ali Koç demiyor da oyuncu ismi de vermiyor. Ama ben parçaları birleştiriyorum. Herhalde oyuncu Fenerbahçe'ye giden bir oyuncu. Kastettiği oyuncu da Sosa. Eğer Novak'sa daha kötü. Mesela şu sosyal medya hesaplarıyla ilgili şeyler söylüyor. Derbiye geçebilir miyiz artık? Yani Galatasaray'a hiçbir şey konuşamadık çünkü. Galatasaray'da abi bence Galatasaray'ın geçen hafta Kayseri maçında ilk yarısı bence müthiş oynamışlardı. Bitirememişlerdi. Bu Cagne mesela hat-trick yaptı bugün. Memnun musun Cagne'nin performansına? O kadar tweet'i yazdım sildim. Sen çok kötü bir golcüsün diye yazdım sildim. Attığı penaltı. Başka bir şey daha söyleyeyim sana bugün. Çok ilginç değerli izleyiciler o yüzden söylüyorum. 3-0 oldu. 8'de yasaklar başlıyor ya. Hani 7'de de çıkmayayım. İyicene trafik olur diye. 3-0 olduktan sonra ya dedim ben çıkıyorum dedim. Nasılsa bu saatten sonra Başakşehir maçı. Bu saatten sonra dönmez. 3-3. Abi şirkete geldim 3-3. Böyle bir şey olmaz. Yani bu Başakşehir'de Okan Hoca hata yaptı. Oyuncu değişiklikleri yapmış olabilir ama 3-0'dan ne değiştirirsen değiştir abi nasıl veriyorsun 3-2? Denizli'ye kaybediyorsun puanı. 3 tane gol yiyorsun. Hani uzatma dakikalarında 2 gol nasıl yenir ki? Okan Hoca çok maçın son 15-20 dakikasını çok şey yaptı. Genç oyuncuları soktu. Yani bir 5 oyuncu değişikliği yani. Var dolayı yani. 5 oyuncu değişikliği biraz geçen hafta Galatasaray-Kayseri maçında da Galatasaray'ın sıkıntısıydı. 3 oyuncu birden değiştirdi falan böyle takımın saçma sapan ayarlarıyla oynuyor. Ha, dengesini bozacak bir sayı. Aynen. Takımın 5 tane yani yarısını değiştiriyorsun. Tabii. Bir anda ayarıyla oynuyorsun. Takım. Yarısını değiştiriyorsun. 5 oyuncuyu kullanmak avantaj bazen de dezavantaj olabiliyor. Gerideki çok önemli takımlar için 3-0 öndesin. Yani aslında baktığın zaman mantıksız bir şey yapmıyor. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi de oynuyor biliyorsun Başakşehir. Yani 3 günde bir maç. Yani 3 günde bir maç oyuncuları dinlendirmek istiyor ama işte o tak başka bir yere geliyor. Evet, doğru. Yani 5 oyuncu değişikliği abi biraz sıkıntı yaratıyor gibi. İşte ben gerideki takım için avantaj olabilir ama öndeki takım için dezavantaj olduğunu gördük. Bunu hem geçen hafta hem de bu hafta yaşadık. Gerideki takımın 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanması Galatasaray'da da gördük, Başakşehir'de de gördük. Bir dezavantaj oluşturuyor. Ama 5 oyuncu değişikliğini gerideki takım kullandığında bunu skora avantajlı bir şekilde çevirebiliyor. Ha buna
kendisinin yaptığı 5 oyuncu değişikliğinin etki ettiğini de söyleyebilirsin. Rakibin yaptığı değişikliğin de etki ettiğini söyleyebilirsin. Bu tartışılabilir bir konu. Ama sonuç itibariyle bir gerçeklik var ki istatistiksel olarak. Gerideki takım yaptığı zaman puan alabiliyorsun. Bu bir gerçeklik. Cagney'de 2 haftada 4 gol attı. Dönelim, penaltı. Dönelim şu Cagney işine. Şu penaltı mesela, bugün attığı penaltı o kadar kötü kullanıyor ki. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Attığı ikinci gol biliyorsun rakibe çarpıyor gidiyor. Arkadaşlar. Bir gol şansı var, enteresan ama ben şunu söylemeye çalışıyorum ama Twitter'da belli ki anlaşılamıyor. Buradaki yayınlarda da galiba anlamak istediğiniz kadarını algılıyor izleyicilerimiz. Geri kalanını boş veriyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de her iki takım da, hatta bunun içerisinde Beşiktaş'ı da dahil edebiliriz biraz. Attığı gollere bak abi. Maçın kırılma anı penaltı oluyor. Sen Galatasaray'san, Fenerbahçe'ysen, Beşiktaş'san, rakibin 10 kişi kaldıktan sonra veya penaltıyla golü bulduktan sonra oyunu, skoru yakalama. Bana boş gel, at. Bu mesela bugün penaltıdan önce dünyaları kaçırdı Galatasaray. Atacaksın abi onları. Atacaksın. O penaltı olmasaydı maç kırılmayabilirdi. Kırmızı kart olmasaydı maç kırılmayabilirdi. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Hakemler kırmızı kart verip, penaltı verip, olmayan bir pozisyonda penaltı verdi hiç demedim. Ya Türkiye'de çok kolay penaltı veriyor ya. Bak ama şu var. Fenerbahçe ve özellikle Galatasaray, her iki takım için de söyleyebilirim bunu. Penaltı ve kırmızı kart yoksa maç kazanamıyorsunuz. Türkiye'de çok kolay verilmiyor mu penaltı ve ikinci Türkiye'de sarılar? Türkiye'de her şey çok kolay. İkinci sarılar çok kolay. İlk sarılar. Esas en ilginç olan şeyi söyleyeyim. Bak buraya sen az önce söylemiştin. Çok başka daldan dala atlıyorum. Belki konuşma fırsatı vermeyecekmişsin gibi bir göz var sende. Niye? Bilmiyorum, öyle bakayım bakıyorsun gözü. Bugün. Ya bugün öyle bakıyorsun. Ağzını hemen araya böyle bir sıkıştırayım. Ağzıma lafları tıkıştıracaksın. Beşiktaş bir paylaşım yapmış. Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımız diye. Fenerbahçe'de demiş ki, algı demiş, maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak demiş. Arkadaşlar Allah aşkına ya bakın, evet sosyal medyadaki kullanılan, yani kullanıcıların yaş ortalamalarına göre hareket ediyorsunuz belli. Bu işin de belli bir algoritması var. Koca kulüpler. Bu algoritmaların içerisinde bunları yapmanızın bir karşılığı olabilir. Ama arkadaş bu öyle esprili bir durum değil. Şu esprili bir durum değil algı. Makus talihini değiştirmeye çalışmak falan. Bunlar çocuk işi. Bunları mesela TikTok hesabı açmışsınız ya. TikTok'ta yaş biraz daha ergen. Daha küçük galiba. Benim TikTok'ta. Kızım kullanıyor işte. Şimdi TikTok için bunları yapabilirsiniz. Yani ne paylaşacaksınız TikTok'ta bilmiyorum da yani. Hani dans mı ettireceksiniz? Ayakkabıyı atıp takım elbise mi giydireceksiniz çocuklara bilmiyorum. Futbolculara. Ama bunlar abi, bunlar gerçekten... Satın alanlar garip, var işte. Garip, o garip. Çok kötü ya. Şimdi bak, zaten bu... Abi Twitter'da da öyle. Beşiktaş'ı takip eden muhabire bakıyorsun. Beşiktaş'la ilgili bir güzelleme yaptığı zaman 13 bin, 25 bin, 38 bin like alıyor mesela. Beşiktaş'ı eleştirmiyor herif. Neden? Eleştirince takipçisi gidiyor. O da ne yapsın? Ya kardeşim o da ne yapsın? O da yoluna, anuta bakıyor, sakala bakıyor. Baba oradan bir tane tweet işi gelir, 2 bin lira alırım, 3 bin lira alırım diyor gazeteci çocuk. Ne yapsın abi? Bu da bunun ekmeğinin peşinde yani. Ama bu değil ya. Yapmayın arkadaş. Yani siz... Konuştuğumuz şeylere bak. Yani... Arkadaş haber yapamıyorsun ya. Haber yapamıyorsun bak ya. Abi, Fenerbahçe, koskoca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uğraştığı şeylere bak ya. Uğraştığı şeylere bak abi. Hayır bunu yapmasa da mesela şimdi iletişimin başına galiba Erol abi gelecekmiş. Erol Kaynar geldi ya da gelecek. Henüz daha resmi bir açıklama yok. Allah aşkına Erol abi, Erol Kaynar lütfen lütfen ya şunları bir vazgeçin artık ya. Abi Erol Kaynar vazgeçse Fenerbahçe vazgeçsin. Ya vazgeçsin. Fenerbahçe vazgeçse. Ya Fenerbahçe bunu yapınca bu sefer diyorlar ki bak Fenerbahçe algı diyor. Beşiktaş tarafları diyor ki cevap ver admin. Uyuma admin. Admin uyuma falan. Admin uyuma, taraflara sahip çık falan ya. Böyle bir saçmalık olur mu arkadaş? Ne yapıyorsun ya sen? Ya ben Trabzonspor'dayken bak ben Trabzonspor'dayken şey emoji var ya. Yani ne oluyor mesela, şey mi oluyor mesela şimdi, algı gördün mü filan? Yani ne oluyor yani? Abi karşılığı biz, ne abi? Biz bu tweetleri konuşmayalım, bu paylaşımları konuşmayalım da siz çıkın adam gibi top oynayın. Çata çat mücadele abi, edin. Ha. Aslanlar gibi top oynayın. Vay be, top bir o kalede bir bu kalede olsun ama olmayacak abi, göreceksin, olmayacak. Olmayacak, öyle bir maç izlemeyeceğiz. İnşallah izleriz ama hiç öyle keyifli, muhteşem, bol gol pozisyonlu, karşılıklı öyle bir maç izlemeyeceğiz yani. Sıkacak birisi. Ötekisi açmaya çalışacak. O sıkacak, açmaya çalışacak. O sıkacak, atmaya. Önce erken gol bulursa o da sıkılacak böyle. Sıkacak kendini. Aman abi, aman aman aman. Korkuyorlar işte. Bu kadar basit. Korktukları için zaten baksana abi. Galatasaray 30 puan olması lazım. 10 haftada. Hadi bir tane derbi oynadın. Hadi 27'de 20 puanı var Galatasaray'ın abi. Doğru.
30 ya 30. Galatasaray ilk 10 haftada 10 puan kaybeder mi be kardeşim? Bırak Galatasaray'ı, gel Beşiktaş'a. 13 puanı var. 8 haftada. Bay geçti. 8 maçta. 8 maçta 13 puan. 24 olması lazım. 11 puan kaybetmiş Beşiktaş daha 8 haftada ya. Arkadaş biraz bunlara bakın. Bunlarla uğraşın. Bırakın abi bu antik kuntin işleri. Yok Twitter'mış bilmem neymiş. O algı demiş ona bilmem ne yapayım. Ona cevap vereyim. Vay füze mi attın Sergen, admin? Sergen Yalçın. Bırakın kardeşim bu işleri. Galatasaray yemiş, Beşiktaş yemiş, Beşiktaş efsanesiymiş. Ya bize ne bunlardan abi? Sergen Yalçın. Sergen Yalçın ben Fenerbahçeliyim diye açıklama yapmadım kardeşim. Ay bir dakika. Fenerbahçe'ye giderken ben Fenerbahçeliyim demedim mi? Dedi. Çocukken Fenerbahçeliydim demedim mi? Dedi. Hep Fenerbahçeliydim demedim mi? Dedi. Ailem Fenerbahçeliyim demedi. Ama bütün bunların hiçbirisi Sergen Yalçın'ın Beşiktaş efsanesi olduğunu değiştirmez. Aynen. Beşiktaş Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesidir kardeşim. Aynen bu kadar basit. Bu kadar basit. Ha ama Fenerbahçe'lidir, ama Galatasaray'lıdır, ama Trabzon'dur. Bana ne kardeşim? Ayrıca ben Sergen Yalçın'ın Beşiktaşlı olması da beni ilgilendirmiyor. Beşiktaş'ın tek direktörü abi. Şu anda ben Sergen Yalçın'ı, Beşiktaş'ta büyük, Sergen Yalçın çok büyük futbolcuydu. Beşiktaş'ın efsanesiydi gözüyle bakmıyorum ki. Beşiktaş'ta teknik direktör olarak başarılı mı değil mi abi? Başarılı olacak mı olmayacak mı? Sakin ol. Böyle şampiyon. Bakmamız lazım. Sakin ol şampiyon. Peki sakin. Sakin ol. Fatih Hoca'nın sular falan akıyor yani. Maç sonu. Abi Fatih Hoca'yı bırak abi Allah aşkına. Tamam Fatih Hoca'm Allah helal olsun. Süper açıklama yaptın. Çok güzel. Şimdi ne olur derbiyi konuşalım abi. Ya biliyorum oynanmamış maçı konuşmak istemiyorsun ama ne olur peki, ya. Kadroları sen konuşalım. Tamam, sen konuş ne yarım saat. Tamam bırak abi çık git sen. Tamam. Çık konuş. Git çay getirin. Sen ne istiyorsan onu konuş. Allah aşkına şu derbiyi birazcık analiz yapalım ya. Kim nasıl oynasın? Beşiktaş'ta ne sakatlar var? Nasıl bir kadro çıksın? Eksin mesela Fenerbahçe'nin stoper tandemi sence Tisserand Lemos mu olsun? Olmalı. Serdar Tisserand mı olmalı? Sen olsan Serdar Tisserand'la mı başlarsın? Lemos Tisserand'la mı başlarsın? Ahmet Nurçebi diyor ki maçın hakemiyle ilgili. Adı Fenerbahçeli futbolcu diye anılıyor. Fenerbahçeli ilişkisi olan şirketlerde çalıştığı söyleniyor. Bunların benim için hiçbir önemi yok diyor. Fenerbahçe'de diyor yine ki yine sağ dışına çıkıyor. Fark ediyor musunuz? Ya ben çıkmıyorum yine abi. Yine sağ dışına çıkıyor. Sen yani ben kendisini sağ içerisine çok ya mi? Futbol konuşmak istiyorum. Ben mi çıkıyorum? Evet konuşma abi. Ahmet Nurçebi açıklama yapmış olabilir. Konuşma. Konuşma abi. Tugay Kaan Numanoğlu. O zaman hakeme sesleniyorum maçın hakemine. Uyuyordur bu saatte muhtemelen. Ama derbi yöneteceksin yarın. Dinleyen varsa Tugay Hoca'ya desin ki Tugay Numan Hoca'ya yarın dikkat etmesi gereken bir tane oyuncu söylüyorum. Normalde iki taneydi. Valencia ve Perotti. Valencia'ya Covid sebebiyle yok. Perotti'ye dikkat etsin. Yine bir at kendini olmasın. Biliyorsun bu ara çok atıyor. Valencia ile ikisi çok atıyor Fenerbahçe'de. Bir ara eskiden Galatasaray'da da böyle Perotti'nin oyuncular pozisyonu penaltı değil mi? Penaltı. Antalya'daki değil ama. Alıyor yani atıyor. Bir dikkat etmek lazım. Atmayın abi. Oyuncular da atmasınlar. Fenerbahçe yönetimine, Fenerbahçe iletişim komitesine algı. gerçekten özür diliyorum. Bir özür borçluyum. Bu adamlar var olduğu sürece siz bu algı tweetlerini daha çok atın. Ben abi daha dakika, çok atın, daha sadece, çok atın. Algı ben sadece yapıyor. Uyarı algı yapıyor şu an. Uyarı vazifemi yerine getiriyor. Algı yapıyor. Makus talihini değiştirmeye çalışıyorsun Beşiktaş'ın. Sen, koskoca Beşiktaş'ın. Sen Beşiktaş'ın koskoca Haluk Yürekli bir cümlesiyle Beşiktaş'ın makus talihini değiştirmeye çalışıyorsun. İşin esprisi bir taraf var. Beşiktaş'ın çok eksiği var Gökhan. MHK'nin ataması için bir tek şey cümle söyleyeceğim izin verirsen. Çok cesurca, çok cesurca bir hareket. Ama aynı cesareti hakeminiz bu maçta kötü maç yönetirse ona sahip çıkarak da devam etmek zorundasınız. Verin gençlere. Papazlar ne yönetti ki? Her papaz. Cüneyt Çakır verselerdi berabere biterdi maç diyoruz değil mi? Beraberliğe fixlerdi. Fırat Aydınus şiş yanmasın, kebap yanmasın, hiçbir şey yanmasın. Oo, kömür bile yanmasın, ocak bile çalışmasın derdinde düşerdi. Ne oldu ki? Papazları, abileri ne oldu ki yani? Abileri nasıl maç yönetti? Bırak abi gençler yönetsin. Bırak. Gençler yeni hakemler çıksın. Doğru. Belki bu çocuğu bu arkadaş çocuk diyoruz da kaç yaşında bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ben. Yani. Ya, bu arkadaşı diyelim. Bu arkadaşımızı belki gerçekten tebrik edeceğiz. Harika maç yönetecek. Ve bundan sonra diyeceğiz ki kardeşim ver bu çubuğu adamı. Derbi maç diyorsun. Cüneyt Çakır'dan Fırat Aydınus'tan başka kimse aklımıza gelmiyor. Nasıl gelsin abi Hüseyin Göçek? Nasıl gelsin yani? Ya yok ki. Yani nasıl gelsin abi? Ali Palavıyık işte ona FIFA veriyorsun. FIFA kokartının alınması var ya. Bütün dengeleri değiştirdi. Şimdi ben geçen hafta programı kapatırken derbiyi konuşmuştuk ve demiştim ki benim için derbinin iki ihtimali var. Ya Fenerbahçe kazanır %80, 20 de berabere biter. Beşiktaş'ın kazanma ihtimali yok demiştim. Hala da aynı fikirdeyim.
Beşiktaş'ın çok fazla eksiği var. Gerçi Fenerbahçe'de de eksik var. Fenerbahçe muhtemel 11'i Fenerbahçe'nin Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Sisse. Gerçekten çok eksiği var, eksiği varmış. Samat da yok. Sisse oynuyor. Valencia yok, Samat da yok, Sisse oynuyor. Yani hani karşı tarafta da bir Maradona yok yani. Beşiktaş'ın savunması sağ bek oynuyor Rozier. Stoperlerde Necip'le o genç çocuk. Genç çocuğun adını hep unutuyorum. Ya ben sen genç çocuğu bırak da bak. Dur, Montero. Montero bak, evet. Şimdi Beşiktaş'ta sıkıntı şu. Vida Covid karantinasından çıktı, antrenmanlara başladı. Wellington öyle, Ensakalo öyle. Şimdi bu adamlar düzeldiler ve velev ki derbi maçı 90 dakika çıkartabilecek fiziksel performansa da eriştiler diyelim. Bunları mı tercih edeceksin? Hadi bunları tercih etmedin diyelim. Ne yapacaksın? Necip Montero yapacaksın. Rozier sağ bek olacak. Evet, sol bekte Rıdvan olacak. orta sahada Josef, Atiba ve senin Mensah meşhur. Solda Larin. Messi Mensah. Sağda Grezal neydi? Gezal mı diyorsun? Gezal. En önde de Atiba. Abi şuraya bak. Beşiktaş'ın oyuncularının sayabilmek konusunda sıkıntı çıkar. Sadece sen değil ya, herkes. Önde de Abubakar. Abubakar'a bir şey oldu mesela. Allah korusun bileği Larin oynuyor bir şey oldu. İşte. Larin'i kaydıracak. Oraya kimi koyacaksın? Yok işte neredeyse. Sergen Yalçın'ın yanlış kadro çıkartabilme durumu yok. Bak, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisinde yanlış kadro çıkartabilme lüksü yok. Yok öyle bir yok ya. Öyle bir yanlış yapabilecek oyuncu yok çünkü elinde. Öteki tarafa bak. Erol Hoca yanlış bir kadro çıkartsa ıslık çat düt bir değiştir. Girenlere bak. Çıkana bak, girene bak. Doğru. Fenerbahçe'de çok alternatif bir kadro var. Kağıt üstünde dediğinde %100 haklısın. Fenerbahçe ya Fenerbahçe'yi kazanır ya da Fenerbahçe kaybetmez. Ama futbol kağıt üstünde oynanmıyor. Geçen hafta Başakşehir'de de aynı şeyi düşünürdüm ben. Öyle dedik, ne oldu? Beşiktaş 3-2 kazandı. Doğru. 5 dakika olsa 3-3 olur muydu? Olur. 10 dakika olsa 4-3 kaybeder miydi? Kaybedebilirdi ama kaybetmedi. Ama bu futbol sefer, sahada oynanıyor. Bu sefer daha farklı olacağını düşünüyorum ben. Ben kazanan tarafın bir golden fazla atması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradan şunu da çıkartabilirsiniz. Ben net bir skorla kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Neden öyle bilmiyorum. Öyle hissiyatım o yani. Şöyle bir kafamda oynuyorum maçı. Yani Beşiktaş'a bakıyorum. Ya ben Beşiktaş ve Trabzonspor'u bu sezon nedense... Çok bariz canım yani. Ha. Nedense değil, bir çok geçerli sebebim var. Yani skor alıyorlar ama futbol, oynadığı futbolu beğenmiyorum yani. Tamam, iyi futbol oynamadığı için. Şimdi Fenerbahçe'nin taktiksel olarak düzen anlamında, sistem anlamında hem de oyuncu onun anlamında çok önemli 3 tane avantajı var. Onlardan bir tanesi Gustavo, bir tanesi Sosa, bir tanesi de Ozan. Şimdi bu 3 oyuncunun oynadığı pozisyonu da düşünerek kendi aralarındaki anlaşmalarını ve takıma olan verdiği rahatlığı da düşünürsen Beşiktaş'ta böyle 3-4 oyuncu sayamıyorsun Haluk. Yani Beşiktaş'ta hangi oyuncu üzerinden, bir tek Atiba'sı var Beşiktaş'ın. Bir tek tutunduğu dal Atiba. Başka tutunacağı dal yok. 37 yaşında. Bir de hafta içinde Atiba mı Gustavo mu tartışması çok yapıldı. Teknik direktörsün. Hangisini istersin? Atiba'yı. Atiba'yı istersin. %100 Atiba'yı isterim. Ama Gustavo'yu da istemem demiyorum yani. Gustavo da... Ben de birini seçecek olsam Gustavo'yu seçerim herhalde. Ya. Ben Gustavo'yu sen bugün çok belli beğenim. Ya. Senin bugün rengin belli. Sen bugün sarı ve lacivertsin. Çok iyi. Böyle çok iyi. Ama sana sende durmuyor. Gustavo çok bir şey söyleyeceğim. Bunun ya. Alıcısı da yok ha, haberi de olsun ya. Alıcılığı bana ne abi? Biliyorum. Bana ne? Kadife yapıyorum canım. Bir alıcısı olmasın. Ama şu var. Şimdi Atiba ile Gustavo... Şimdi Atiba'nın çok mesela geçen sezonki performansı, ondan önceki sezonki performansı... Yani bunlara baktığın zaman uzun. Ama Gustavo mesela bu sezona çok iyi başladı, gerçek. Müthiş abi. Ama Gustavo yapan bugün bu sene Sosa, Ozan'dır. Şimdi bu üç oyuncunun birbirine geçen kattı... Geçen yılda ayakta kalan tek oyuncuydu neredeyse ya. Evet. Doğru. Gustavo. Ama ben Atiba'yı seçerdim, ne bileyim. Yani bilmiyorum. Buna da bir şey diyemem ya. Atiba'yı niye seçtin diyemem. Sen dersin, sen söyleyecek bir şey bulursun diyemem, canım. Diyemem. Atiba da sen... yani heykel dikilecek bir adam abi. İnanılmaz bir oyuncu. Ama sadece ben yani mevki olarak baktığımda... Şimdi kaleye bakalım. Hep böyle yaparız ya. Altay mı? Kim oynayacak Beşiktaş'ta kalede? Utku. Utku mu? Ya bu Başakşehir maçında Utku yani kötü performans sergilemedi yani. Çok büyük bir fark görmem ben kalede. Tamam. Eşit diyelim.
Yani Başakşehir maçı performansını göz önünde bulundurarak son hafta performanslarına dayanarak konuşuyorum. Aynen. O zaman. Beşiktaş'ın savunması Necip Montero. Ya savunmayı bence Rıdvan, komple geç ya. Savunma Fenerbahçe 4'te değil mi? 4 Fenerbahçe bence. Fenerbahçe. Tamam. Orta Fenerbahçe. Sahayı da Gustavo Sosa, Ozan, Joseph. Ya yani Joseph Atiba, Mensah, Atiba, Ozan, Gustavo Sosa. Orada da bence Fenerbahçe'yi yazdık. 3'te 3 yaparım. Peki ön tarafı kanat, zaten hiç saymam. Sağ, sol, ön Fenerbahçe. Falan Fenerbahçe. Şimdi sana söyleyen şey mesela kağıt üstünde dedik ya, işte bak bu senin dediğin kağıt üstünde. Bak o buralarda da kaleciyi mesela de yani lütfen bak, dedim. Buralarda olur o. Kağıt üstünde olur. Ama sahaya çıkarsın dersin ki kardeşim Sergen Yalçın'sın. Derbiyi Sergen Yalçın ya kazandırır, Beşiktaş kazanırsa kazandıran Sergen Yalçın olur derbiyi. Ama Fenerbahçe kazanırsa Erol Bulut kazandırdı olmaz. Abi futbol bu. Yani ben anlatabildim mi? Anladım. Yani Erol Bulut'un elindeki... Tamam. Yani futbol bu. Elbette vurursun gol olmaz. Bir tane gelir vurur gol olur. Bugün mesela atıyorum işte Başakşehir maçı 3-0'dan 3-3'e nasıl dönecek? Sen yola çıktın mesela. 3-3 abi. 3-3 bitti. Yani, hiç... yani 3-3 biteceğine ihtimal vermezsin. Vermem maçın. Tabii en fazla 3-1 falan yani olur. Futbol ama bu olabilir. Ama baktığın zaman bugün Başakşehir'in kendi evinde Denizlispor'la 3-3 berabere kalması 3-0'dan sonra bir futbol mucizesidir. Yani Beşiktaş'ın da yarın Fenerbahçe'yi yenebilmesi yani bu kadrolarla bu form durumuyla bir futbol mucizesi gerektirir. Benim bakış açım bu. Beşiktaşlar kızmasın. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Reklama bir gidelim. Reklamların ardından tekrar birlikte olalım. Efendim reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Gökhan Dinç'le birlikte Fenerbahçe Beşiktaş derbisini ayrıntılarıyla konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gökhan yani senin de aşağı yukarı derbiyle ilgili bakış açın kağıt üstünde Fenerbahçe'nin çok önde olduğu yönünde. Evet. Ama tabii ki bir futbol müsabakası bu. Futbol sürprizlere açık bir oyun. Yani basketbol mesela biraz daha sürprizden uzak bir oyun. Yani basketbol da çok fazla sürpriz görmüyorsun. Futbolu belki de güzel kılan, daha heyecanlı kılan şey de önceden tahmin edilememesi. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin daha sonraki hamleleriyle, sahaya süreceği 11'le her anlamda önde olduğu bir derbi bizi bekliyor. Ben şöyle söyleyeyim, derbilerin hiçbir şekilde ne kadro ne bir şey. Ben mesela Mustafa Hoca'nın bir tane hiç beklenmedik bir oyuncuyu sahaya ilk 11'e çıkartıp o maçın yıldızı yapıp derbiyi kazandığını hatırlarım. Birçok şey derbide dengeleri değiştirecek çok fazla etken var. Ben açıkçası sadece istediğim tek şey şu, sadece futbolun konuşulduğu, onun işte hakemler bizim maçlarımızın efektlerini yayıncı kuruluşlar şuradan efekt veriyor. Yok efendim bizim işte hakem yayıncı kuruluş bizim tartışılacak pozisyonları 62 kere veriyor. Hakem şöyle yaptı, şuraya baktı, yan yattı, çamura battı, VAR çağırdı, çağırmadı. VAR'ı açıklandı mı hakemin maçın? Yarın. Muhtemelen Cüneyt Çakır olur. Yani Cüneyt Çakır'ın VAR performansını da belki biliyoruz abi. Açıklamıştır ya, ben yanlış bir şey yapmayayım bir dakika. Yani Cüneyt Çakır'ın Hüseyin Göçek'le beraber VAR Mete performansını... Kalkıyor, düzeltiyorum. Yok açıklanmamış. Yarın maç günü açıklanıyor. Evet diğerlerinin de açıklanmadı. VAR da çok önemli. Cüneyt neyse. Çakır. Bir cümle söyleyeceğim. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yazmış. Ben bunu radyoda örnek olarak vermiştim. Şu Maradona ve örnek olma hikayesine. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yazmış. İkimizin ortak arkadaşı. Selam ben Freddie Mercury'yi örnek vermiştim. O vermiş. Freddie Mercury de örnek alınacak. Kimilerine göre birisi olmayabilir. Ama bu Queen'in bence Beatles'la beraber yani en muhteşem grup olmadığı anlamına gelmez. Amy Winehouse mesela, Robin Williams gibi isimler. Yani bunların örnek olmak öyle bir misyon, öyle bir şey misyonları yok yani. Abi. Yani Maradona'yı sürekli izlemiyorsun, onu söylüyorum. Yani arada fark var bence. Hiçbir yani... fark yok abi. Üreten insanların örnek olma, ürettikleri şeye bakacaksın. Ürettiği. Müzik mi üretiyor? Müziği nasıl? Futbol mu üretiyor? Futbolu nasıl? Sinema sanatçısı mı? İşte nasıl yani oynuyor? Buna bakacaksın. Yani nasıl be ya, bitti. Yok. Yani nesi yok? Teknik sektörü, futbol adına
Ya futbola kattığı bir şey yok futbolculuğunun dışında. Futbol bitti, Maradona. E ne yapalım? Ondan yani başka... adam iyi futbolcu diye kötü teknik ya, direktör diye Maradona. Futbolcu diyen kim ya? Ne? Futbolcu diyen var mı? Ha, iyi futbolcu ama kötü teknik dünyanın direktör. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Evet abi şöyle söyle. Daha da iyisi gelmeyecek. Ankara'dan Fatoş ve Aysun bizi seyrediyormuş. Onlara kucak dolusu selamlar diyelim. Bizim Yusuf var. Ona da selam gönderelim. O da izliyormuş. Abi sonuna kaldık.